Sence de çok sıkıcı değil mi? Efendim, anlamadım. Ben de anlamadım. Yani dakikalardır okuyorum. Hiçbir şey anlamadım. Anlaşılan sağlam bir sanat seversiniz. Çok da boş sayılmam bu konularda. İsterseniz eseri sizin için yorumlayabilirim. Buyurun. Eser sizin. Sanatçımız bu eseri neden akvaryumun içine koymuş biliyor musunuz? Neden? Daha pahalıya satmak için. Yani sanatçı bu eserimizde heykelde hiçbir numara yok. Biz bunu anca akvaryumla kilitleriz anlatmış. Bravo. Vay çakal. Tamam çakal. Ama yani şimdi sen ben de yaparız bunu. Sanatçının bizden ne farkı kaldı ki? Hissettirmesin. Ya küp şeklinde akvaryum içinde kaslı bir adam. Vallahi ben beceremedim. Buyurun beraber hissedelim. Sanatçı belki eserinde yalnızlığı hissettirmek istemiş olabilir. Tek bir vücudun tüm yalnızlığıyla koca okyanusu doldurması gibi. Yalnızım dese de olurdu. Bu kadar zahmete girmeye gerek var mıydı? Belki de bu adam Pontus'tur. Olamaz mı? Pontus? Ha, şu deniz tanrısı olan. Bravo. Sizin kadar bronz birinden bu kadar mitoloji beklemiyorum. Güzel laf söküyorsunuz. Ama efsaneyi dinleyince bana hak vereceksiniz. Hangi efsane? Deniz tanrısı Pontus efsanesi. Efsaneye göre Pontus bir ölümlüye aşık olur. Ve ölümlüye aşık olunca cezalandırılıp tanrılığı elinden alınır. Tanrılığını kaybeden Pontus tüm heybetini, tüm o gösterişli halinde bir anda kaybeder. Sevdiği kadının onu bu haliyle sevmeyeceğini düşünür. Ve tekrar yeniden o ihtişamı kazanmak için tek bir yere saklanmak ister. Okyanusun dibine. Çünkü suyun içinde her şey daha büyük görünür. Pontus'un tek umudu sevdiği kadının orada onu bulup aşkına karşılık vermesidir. Ama maalesef kadının bir insan olduğunu hesaba katmaz. Sevdiği adamı kaybeden kadın ölene kadar Pontus'u arar. Ve efsaneye göre de Pontus'un hala suyun içinde sevdiği kadını beklediği söylenir. Ben hiç böyle bir efsane hatırlamıyorum. Ben de. Ama şimdi sanatçımız gelse, bize böyle bir efsane anlatsa, bu tasarımı ya da heykeli satın alır mıyız, almaz mıyız? Dürüst ol. Efsane yalan olsa bile mi? Yani önemli olan ne olduğu değil, nasıl pazarladığın. Pazarlamacı mısınız? Hayır. Mutlu et. Ha, kasapsınız. Ha, güzel şaka. Güzel şaka. Sizin meslek? Ada ben. Ada Altunay. Şimdi senden bahsediyorduk. Ne haber Mert? Ben mutsuzum desen de olurdu. Bu kadar zahmete girmeye gerek var mıydı? Mutluluk, bütün özlemlere, bütün isteklere eksiksiz bir biçimde ve sürekli olarak erişilmekten duyulan haz durumu. Mutluluk, koşturmayı bırakıp ben neyi arıyorum diyebilmektir. Yaşamak istediğiniz hayatın sınırlarını çizmektir. Mutluluk, saygı görmeyi öğrenmektir. Başarı para getirir, para saygı. Saygı ise özgüven. Özgüven sizi özgürlüğünüze götüren o altın anahtarı avucunuzun içine koyar. Hükmetmek. Her şeye, herkese hükmetmek. Gerçek mutluluk demek, mükemmel olmak demektir. İşte o zaman her şeyin sahibi sizsinizdir. Taksi gelmiştir. Gerçek mutluluk demek, mükemmel olmak demektir. İşte o zaman her şeyin sahibi sizsinizdir.
Sanırım sultanımız hayatında ilk kez bir şeyi elde edememiş. Sana da günaydın Ülver. Sana da günaydın. Hırs mı yaptınız? Asya'yı fethetmek istiyorsunuz ama henüz giyinmemişsiniz. Hadi be, o bugün de değil mi? Ben yaptığım tasarımların başkalarının evinde süs eşyası gibi durmasını istemiyorum. Zaten yani çok zor sabrettim o zamana kadar. Anlıyorum. Anlıyorum ama satmayacağım. Teşekkür ediyorum her şey için. Sağ olun. Teşekkürler. Satmıyorum. Oğlum! Koş babayı çağır. Geç kalacak. Çabuk. Koş uyandır. Aşkım günaydın. Hadi kalk işe geç kalacaksın. Gel buraya. Buyur yok hadi. Git bakayım çabuk. Koş. Sen iyi misin? İyiyim. Senin niye öyle gözlerin içi sarsar olmuş? Sarsar mı olmuş? Çok yoruyorlar seni değil mi? Yok. Ya ben dedim sana şu marketi bırak diye. Bak ben çalışıyorum. Yeter neyine yetmiyor ya. Benim şimdi çıkmam lazım ama sana kahvaltını hazırladım masada. En sevdiğin çikolatalı krepten de yaptım. Sen merak etme her şey yoluna girecek tamam mı? Hadi gittim. Ha bu arada. Akşam yemeği birlikte yiyeceğiz. Sakın bir şeyler atıştırayım deme. Tamam. Hadi görüşürüz. Nerede kalmıştık? Hiçbir başarılı insan güne şöyle düşünerek başlamaz. Ben görünmezim. Kimsenin gözüne batmam. Tam bir umutsuz vakayım. Ben bir kaybederim. Başarılı olanların sadece şanslı olduklarını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar hayattan istediklerini anlayıp öğrenmiş ve daima kazanan kişiler. Siz hangi ara kendi hayatınızın figüranı oldunuz? Diğerleri başrolü oynarken. Hayat sadece nasıl yaşamayı tercih ettiğinize bağlı. Dikkat etsene be. Görünmez olmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Kendinize inanın. İçinizdeki güce sarılın. Sürünün lideri sizsiniz. Siz bu yarışta nasıl kayboldunuz? Şunu aklınızdan çıkarmayın. İki tip insan vardır. Kazananlar... Hoş geldiniz Mert. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve diğerleri. Görünmez olanlar. Bugün en az 10 eve mutluluk götürmeye hazır mıyız? Hazırız! Bu gezegene mutluluk getirmeye hazır mıyız? Hazırız! Çünkü biz mutlu olmazsak kimse mutlu olmaz. Bunu hep beraber yapacağız. Enerji bu. Bravo. Günaydın. Yemek de güzel ya. Yapmamız gereken tek şey, yüzümüzdeki o mutsuz ve güvensiz ifadeden kurtulup tek bir cümleye sığınmak. Kim o va? Sono konashi komayatehe, otoshitoshi moichi. Hayatımın kontrolü sadece benim elimde. Hayatımın kontrolü sadece benim elimde. Kendi dillerinde söyleseler de olur. Gerçek mutluluk demek kusursuz olmayı hissetmektir. Mükemmel olmayı. Mutlu.com.tr bir internet sitesi değil. Bir fikir, bir motto. Sadece yaşam koştuğu veya call center'la sınırlı bir yer değil burası. Ben buraya mutluluklar ülkesi adını koydum. Burası bir okul. Çünkü bu ülke sınırlarından içeri giren birisi buradan asla mutsuz çıkamaz. O yüzden ne yaptık? Önce kendimizden başladık. Bakın, burada çalışan hiçbir arkadaşımız mutsuzluk kelimesinin anlamını dahi bilmez. Yani burada mutsuz olan tek bir insan bile yok.
Tuttum, tuttum. Biri beni fark etti sonunda. İyi misin? İyiyim Mert Bey. Siz nasılsınız? Gel buraya, gel. Kimsin sen? Ne işin var balkon tepelerinde? Ben Tarık. Muhasebe bölümünden Tarık Mert Bey. Mert Bey, kusura bakmayın. Ben bir şeyleri böldüm galiba. Çok affedersiniz. Çık artık, çık. Bu mutluluk formülü her koşulda çalışıyor mu? Tabii, tabii çalışır. Çalışır. Bay Kingo. Ben kolonyayı da alıp çıkarım. Çık. Beyefendi de bile mi? İstisnasız herkeste. İkka ve tuma yoyo hatta yok. Sonu ayda ne? Konuklaka doğru da kısa asen ayka. Niye o sen ayka? Bir ay içinde iddia ettiğiniz gibi beyefendi mutluluğa ulaşırsa anlaşma tamamdır. Bir ay? Evet. Bir ay sonra bu hayatından vazgeçmeyi göze alan çalışanınızı sizin gibi mutlu, fark edilir, saygı gören, mükemmel bir insan yapabilecek misiniz bakalım? O zaman ortaklık görüşmelerimizi daha sağlam temellerle... Benden mi bahsediyorlar? Bir ay sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Niye intihar etmeye çalıştın? Estağfurullah efendim. Ne intihar? Öyle bir şey yok. Merhaba Asuman Hanım. Ben Tarık. Ay Tarık. Asuman, ne haber? Ne haber? Olur mu ya? Asuman Hanım hastanızım. Hastanızım olur mu? Tarcan Bey. Tarcan mı? Ben Tarık. Muhasebeden Tarık. Kader işte. Ne yapmayı düşünüyorsunuz Mert Bey? Ne yapmayı düşünüyorsunuz Mert Bey? Ben kendi halinde ofisinde çalışan yalnız bir insanım. Lütfen eğer izin verirseniz yani ofisime işimin başına dönmek istiyorum efendim. Lütfen. Sen artık bir projesin. Proje mi? Ne projesi? Tamam Tayfun, sen çıkabilirsin. Tayfun değil efendim, Tarık. Muhasebeden Tarık. Neyse, çıkabilirsin. Bak gördün mü? Demek ki direkt söylenebiliyormuş. Öyle anlatmak için başlıyorlar denedi mi? Hayır. Biz anladık mı yalnız olduğunu? Evet. Proje. Ya zaten burada çalışıyor. Üstüne başına çeki düzen veririz. Biraz da güleceksin deriz. Asyalılara gösteririz. Bitti gitti. Sanırım halletmeniz gereken diğer projeniz daha mühim. Roma'da Jüpiter olarak da bilinir. Göklerin, şimşeklerin, gök gürültülerinin tanrısıdır. Arkadaşlar, Zeus heykeli eski dünyanın 7 harikasından biri. Milattan önce 435 yılında ünlü heykeltıraş Pisidius tarafından oyulmuştur. Zeus, tanrıların en güçlüsüdür, en büyüğüdür. Zeus'un en önemli özelliklerinden biri de çapkın oluşudur. Arkadaşlar bugünlük ders bitti. Hepiniz de alabilirsiniz. Teşekkürler. Senin burada ne işin var? Kaç gibi alayım seni? Akşam yemeği için. Anlaşılan hırs yapmışız. Aşk olsun. Ne kadar ayıp. Sen şimdi kendin mi gidersin yoksa ben seni dışarı attırayım mı? Ay yok artık. Akşam 8 diyorsun. Güzel. Şu an sınıfımda olduğunu farkında mısın? Vay be. Ne oldu? Beğendin galiba. Çok. İsterseniz sizin için bu eseri yorumlayabilirim. Eser sizin. Buyurun. Bu heykeldeki adamın yakışıklılığı, karizması, özgüveni... kadınların başını döndüren şeyler olabilir. Ama adam her zaman çalışan sistemini bozmayacak... ve kadını gece dışarı davet edecek. Önce hoş bir restoran, sonra şık bir bar, kusursuz yüz hatları, derin bakışlarıyla kadını etkileyecek. Sonra kulağına eğilip bana gidelim dediğinde de kadın zaten dünden razı olacak. Sonra adamın evine gidecekler. Bir kadeh içki, biraz müzik ve sevişecekler. Ama ne yazık ki daha sabah bile olmadan adam kadının gitmesini isteyecek. Çünkü bu adamın bildiği tek kelime git. İşte böyle adamlar sabah yalnız uyanmayı severler. Gündüz kadınlarla buluşup bir şey paylaşmaktan pek hoşlanmazlar. (Gülüyor)
Bir an için bile olsa ya heykeller hiç birleşmeseydi? Birbirleri için yaratıldıklarını nasıl anlayacaklardı? Hiç kimse. Basmış gelmiş parfüme, bütün sınıf koktu. İnanmıyorum. Sende bir şey var, benden kaçmaz. Çabuk nasıl anlat, çabuk dökül hemen. Ay Deniz, saçmalama, yok bir şey. Kimdi o zaman, onu söyle. Diğer kokusunu almış bir kedi diyelim. Ada. Hı? Şu andan itibaren artık senin hayatında bir erkek var. Benim hayatımda sadece bir tane erkek var. O da abim, onu da sen biliyorsun. Sen bunu kendine daha ne kadar yapacaksın Ada? Ay abim, kendi ayakları üstünde durana kadar. Adacığım. Güzelim, hiçbir şey senin yüzünden olmadı. Kabul et artık. Yapma bunu kendine daha fazla, ne olur. Diyeceğim mi dedim? Nokta. Nokta. Biriktirdin mi bari? Biriktirdim. Yarın başlıyorum. Süper haber. Evet. Ben de seninle geliyorum. Tamam. Ülger, birini bulmanı istiyorum, acil. Hayat size büyük bir oyun oynuyor galiba. Ne oyunu? Rüzgar, son gün hazır ederiz demedik mi? Ne bu acele? Mert Bey, bu sefer kesin kovuldum değil mi? Aslında ben yani başarabilecek bir insanım da. Yani fırsat verirse ben... Lütfen bir şans daha ya. Tarık'la artık gerçekten tanışabilirsiniz. Muhasebe bölümü çalışanınız. Tarık Altunay. O birisi işte. Balkonun üstünde çok. Halinden memnun gibi değildi. Halinden memnun olacak bir durum yoktu da. Zaten bende genelde bir memnuniyetsizlik vardı da. Kazanmaya hazır mısın şimdi? Neyi? Her şeyi. Kazanalım. Kural bir. Bu anlaşmadan kimseye bahsetmek yok. Kural iki. Bu anlaşmadan kimseye bahsetmek yok. Ve kural üç. Tamam, anladım canım. Kimseye bahsetmek yok. Aramızda. Bu ne bu? Bel çantası. Ben babamla balıkçılığa gittiğimiz günlerden bir alışkanlık olmuş. Yani içine ben gün sonu hesaplarını koyarım falan falan. Yani matematiğim iyidir. Hemen kurtul onu. Şu kaynak gözlüklerinden de. Heh. Bunu. Kaynak gözüm. Ya tuzlarımı alsaydım bari. Şey mi? Atayım mı yani? At. Öyle atayım. Burada kaynak gibi mi duruyor ya? Vedala çarptık şundan. Soyun. Soyun! Burada mı? Dış görünüşün insanlara senin hakkında fikirler verir. Ya hikayeni merak ederler ya da baştan kaybedersin. Kaybetmek istiyor musun? Neyi Mert Bey? Adam dünya yakışıklısı, daha ne istiyorsun? Bence dış görünüşün hiçbir önemi yok. İçi iyi olsun. İçini de tanımadan bilemezsin ki. Sen neden bu kadar ön yargılısın? Nereden çıkarıyorsun adamın kadın abisi olduğunu falan? Ay belli işte. Nereden belli? Şeyden belli. Şeyden belli. Neyden belli? Sergideki gece yanından geçen kadınlar ona bakıp gülüşüp falan geçmiş. Sana mı bakıp gülüşüp geçselerdi? Sen neyin peşindesin? Kendini artık bırakmanın etmeye akışına. Ya şurada
bir şeyler görmüştüm. Sana gel baksa bari. Ne gördün? Evet ya Tarık Bey, Allah aşkına, o neydi öyle? Dudağınızın altında böcek besliyormuş gibi. Bakın ne güzel oldu. Altınız açıldı. Ya insan alışınca besliyor işte öyle de. Yani bir dengemi kaybettim gibi de oldu ama yani. Böyle. Şimdi dengeleyeceğiz. Saçlara da bakın. Saçlara. Getir oğlum saçı yıkayalım. Yok, adam bayağı yakışıklı. Ay bırak şunu lütfen, vallahi yanlışlıkla beğeneceksin şimdi adamı. Ay tamam, kapattım, bir şey yok. Ya biz neden bir şey almadık? Her şey çok güzeldi oradan. Evet çok güzeldi de. Yok böyle olmayacak. Bence biz masaları, sandalyeleri marangozda yaptıralım. Yoksa yetişmeyecek yani, baksana çok pahalı. Tabii eserlerini satmak zorunda kalacak antikapitalist savaşçımız. Manitacılık mı Mert Bey? Hı? Yok. Güzel olmuş, güzel. Sağ ol. Sana yaklaşmaya çalışan her erkeği kendinden uzaklaştırıyorsun. Aşktan kaçarak mutluluğu yakalayamazsın. Kızım laf çıkarıp durma, kimi uzaklaştırmışım ben kendimden? Adem'i. Adem mi? Adem çapkının tekiydi Deniz. Cem, o çapkın değildi. İyi de o da sıkıcıydı yani. Ali. Kerime laf etti. Salih. Ay Salih büyük yalancıydı. Yuh ada ya. Senin hayatında Salih diye biri olmadı bile. Yalancı kimdi o zaman, Fatih miydi? Aman üf. Salih, Fatih, Mert. Hepsi yalancı. Mert. Sözde kurduğu şirkette insanlardan para toplayıp mutluluk dağıtıyormuş bir de. Buyurun efendim. Tek misiniz? Ben geldim. Hoş geldiniz efendim. Nasıl oturmak istersiniz? Ben yine geldim. Hoş geldiniz. Çok zevkliymiş. Ben yine geldim. Hayret ya. İşe yarıyor. Adam atar atmaz fark edildim. Adamın işi yok. Ama daha önce o da olmuyordu. Siz ne alırsınız efendim? İnsanları tanımadan yargılamamak lazım. Bir ara senin sık sık kullandığın bir sözü hatırlıyor musun? Evet öyleydi. Ama sonra da yanılmıştım. Sen onu hatırlıyor musun? Abimin o kadının evlenmesini kimse istemiyorken ben destekledim. Yanında oldum. Evlensinler istedim. Sonra ne oldu? Ben nereden biliyorum o melek yüzü kadın içinden şeytan çıkacağım? İşte ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Tanımadan nereden bileceksin ki şimdi şeytan diye tabir ettiğin adamın aslında belki de bir melek olduğunu? Ada, insanlara bir fırsat ver. Sana kendilerini ifade edebilsinler. Ha şöyle. Ne şöyle ya, abimi arayacağım. Ay Ada, Allah aşkına bırak artık kazık kadar adama analık babalık etmeyi. Ne yapayım, merak ettim ya. Ha bu arada abimin bu yaptığımız şeylerden kesinlikle haberi olmayacak, tamam mı? Çok affedersiniz. Kardeşim arıyor da. Alo. Aşkım ne yapıyormuş benim? Mal sayımı. Bir şey söyleyeceğim, seni yormuyorlar değil mi? Yok ya, çok yormuyorlar. Çok yormuyorlar da yani ben bu gece gelmeyebilirim. Gece geç gelebilirim yani, beni sakın merak etme. Nereden çıktı o şimdi mal sayımı falan, hiç olmuyordu öyle şeyler. Bilmiyorum işte, ben de dedim yani nereden çıktı bu gece mesaisi. Ama işte şey, mal sayımı, mal fazla gelmiş. Mal fazla gelmiş bu sefer. Hadi ben kapatıyorum. İyi, tamam, tamam. Şey, karnını doyurmayı unutma. Tamam. Güzel, güzel. Dikkatimi çektin şimdi. Hikayeni dinleyebilirim. Kaportayı hallettik. Yani, en azından görünüyorsun. Bu kolay kısmıydı. Ne anlatayım? Anlat bir şey. Etkile beni. Ben de... Sizi etkileyecek bir şey yok Mert Bey. Ben ne yapmaya çalışırsam çalışayım eline yüzüne bulaştırmış bir adamım sadece yani. Evliliği bile becerememiş. Kendi ailesini bile kuramamış bir adamım işte yani. Sen evli miydin ya? 2 ay. Ama çok sevdim ben. Papatyam derdim. Ne oldu peki papatyana? Bir gün öylece beni bırakıp çekip gitti.
Affedersin. Tarık saçmalama. Tarık. Affedersin. Tarık. Tarık tamam, erkek adamı varmış, tamam. Erkek. Nasıl yani, hiç sen şey olmadı mı? Peki evliyken? Evlenmeden önce peki? Ada sahillerinde bekliyorum her sabah yollarını gözlüyorum. Tarık. Gezmediğimiz yer kalmadı artık, evinin yerini söyleyecek misin? Son kez soruyorum. İstanbul. Hay kafama sıçayım ben be. Hay ben kendi kafama sıçayım ya. Ya sen mi bu kadar ya? Bu kadar kızma kendine, haksızlık etme ya. Hay kafamaz. Ne olacak yani? Şey yapmasan da. Uygar, bana Tarık'ın evinin adresini bul, acil yolla, tamam? Buna bizim ama geçiyorsun. Bak göster. İşaret ediyorum. Tamam, tamam, tamam. İşaret ediyorum. Gördüm, gördüm. Burası. Şurası da kapısı işte. Şuradan giriliyor. Ada uyumuştur. Sessiz ol. Siz beraber mi yaşıyorsunuz? Beraber yaşıyoruz. Nerede yaşıyoruz? Aşkı yapalım mı? Beraber. Neyse. Tamam, hadi, hadi. Her şey siz sağlık. Hadi ama. Ay, ay. Yatırdın ama bak. Bırakmıyorsun hemen. Yatağıma yatır, ben böyle olmaz. Beni yatağına yatır. Yarın bırakma. Dün adamın nasıl bir anlattıysan rüyalarıma girdi. Gece uyurken geliyor, beni seyrediyor, gidiyor. Ya o kadar konuştuk ki artık yani kokusunu bile aldım adamın ben baya baya. Ya terbiyesizlik yapma be, pislik, kapat. Seni arayan da kapat. Ya, kapat. Hadi bay bay. Günaydın. Günaydın. Abi sana ne oldu? Ne olmuş bana ya? Ne olmuş bana? Bu kadar şey yapmayın canım, şaşıracak bir şey yok yani. Sıkıldım, kestim yani. Ne olmuş? Böyle mi yattın? Böyle yattım.
Olmuş mu? Nasıl? Gömlek falan yakışmış mı? Abi sen hiç gide mi içtin? Çünkü... Evet. Mal sayım sonrası bir iki tek attık arkadaşlarla. Ne olur yani içemez miyim ben ya? Yok, içersin. Ne şey yapmayın o zaman ya, lütfen. Ben bir duş alayım en iyisi. Ya abi dur. Çikolatalı krep yaptım sana. Ada lütfen. Bana çikolata, krep falan böyle şeyler söyleme artık. Çok dikkat ediyorum. Ben en iyisi. Yüzüme bir maske yapayım. Bir de öyle bak bana. Günaydın. Hep böyle misindir? Nasıl? Kırıcı. Sadece hak edeni. Aşk olsun ben hak ediyor muyum? Buradan bakınca öyle görünüyor. Nasıl görünüyorum? Ne? Bana kırıcı davranacak neyimi gördün? Sen niye benimle uğraşıyorsun? Benim hakkımda yanıldığını kanıtlamak için geldim buraya. Gündüz buluşması yani. Çok güzel bir yer biliyorum. Kahvaltı ederim mi? Ben kahvaltı ettim sağ ol. Güzel kahve içersin. Sen çok mu yalnızsın? Ben mutsuz olandım. Unuttun mu? Tamam peki. Ne yapalım? Ne yapıyorsun? Seni tanımak istiyorum sadece. Suç mu? Ya saçmalama çocuk çocuk hareketler. Ne yapıyorsun? Kabul et. Senin sen yapan şeyler beni tanımana engel oluyor sadece. Hayır. Kabul et. Abim dayıya gelsene. Ya hayır yok öyle bir şey. Bu kadar gurur olmaz. Gencecik bir adam gözlerinin önünde ölüp gidecek. Yazık günah. Çok üzüldük. Şey çıkar şuraya gelir misin artık? Kabul et. Hayır. Kabul et. Ya yapma hayır. Sen bilirsin. Kabul et. Akışına bırakmak istediğin zaman bir sinyal çakman yeterli. Yani 333 bin dolar düşmemiz lazım. Böylelikle 666 bin dolar artmış olacak. Yani gördüğünüz gibi şirketin net karına %20 eksik hesaplamışsınız. Tarık Bey tuhaf çıktı. Bir düzeltmeleri hemen attıralım. Lütfen, lütfen Mehmet Bey. Matematiğim iyidir demiştim ben. Tarık ben sana bir şey söyleyeceğim. Yine yanlış bir şey yaptım değil mi? Yok yok sen değil. Yani ortada bir yanlış yok aslında. Yani çok enteresan şeyler oldu. Uygar da biliyordu. Biz ilk bir sergide bir tanıştık. Sonra birkaç defa. You can let me live. You can make me die. But don't leave me, my love. You can make me sad. You can make me hate. I love you. You can set me free. You can let me be. But don't leave me, my love. You can make me lie. You... Hadi hazırlan gidiyoruz. Nereye? Kampa. Kampa? Adacığım biz bunlardan kaç tane daha yapacağız? 34 tane daha. Şu kopyala yapıştır zaten bir tek bizim mesleği teğet geçmiş. Ada kuşum durgunsun. Yok bir şey. Var bir şey gibi sanki bana anlatmadığın ama. Yok. Aslında bir şey var. Abimin bir sevgilisi var.
En çok neye ihtiyacım var biliyorsun değil mi? Özgüvene. Sana özgüven kazandırmamız lazım. Kazandıralım. Nasıl kazandıracağız? Gerçek bir erkek olman gerekiyor. Olalım. Nasıl olacağız? Kondisyon ve güç. O gece her şeyin hazır olman. Der, memelerin olduğunu biliyorsun değil mi? Yok mu ya? Bir yeri değil ya. Arkadaşlarla birkaç drink alacağız. O kadar işte yani. Merak edecek bir şey yok ya. Olur mu abi ya? Masa kurduk. Makarna yaptım. Yeseydik birlikte. Makarna mı? Ama ben sana dikkat ediyorum demiştim hayatım. Artık glütensiz besleniyorum. Size afiyet olsun. Orada. Bilmem. Araba niye öyle önünde durdu? Zengin sanırım kadın. Şigoluluk mu yapıyor? Saçmalama canım. Ne işi varmış benim abimin öyle yaşlı yaşlı kadınlarla? Mafya. Ada. Ada abinin beşi gizli mafyayla derde girdi. Hani böyle filmlerde oluyor ya, kötü adamlar bir cinayet işliyorlar. Sonra suç gidip garibanın teki üstleniyor. İşte o gariban. Sus artık, sus tamam. Yürü bu korkusundan gidiyoruz. Çıldıracağım şimdi. Ne bileyim ben. Mafya mıdır nedir? Biz de takıldık peşine. Sus. Ağzından yer alsın. Biz niye düştük ki bunun peşine şimdi? Ne saçma sorular bunlar ya. Abim adamın arabasına binmiş gidiyor. Ne demek neye düştük? Sertan küresel ısınma hakkında ne düşünüyorlar? Bir sorsana. Küresel ısınma mı? Merhaba. Merhaba. Ağzınıza sıkayım mı? Ne? Ağzınıza sıkayım mı? Ağzıma mı? Evet, evet. Açın ağzınızı.
Hazır mısın? Ha? Hazır mısın? Aha. Şimdi sadece beni izle ve beni dinle. Dikkatlice, tamam mı? Kadın ve erkek eşitsizliği, doğum kontrol hakkı, eşit ücret yasasından tut da prens prenses masalları, zengin bir koca bul dizinin dibinde uyu zihniyetine kadar, yakın ve uzak tarih boyunca kadınların genlerine ustaca ezilmişlik kodu yüklendi. Ve kadınlar bunu her defasında başkaldırdılar. Haklarını aradılar ve aldılar. Yeter ki onlara bir hedef göster ve ona asla ulaşamayacaklarını hissettir. O hedefe ulaşmak için ellerinden geleni yaparlar, canlarını ortaya koyarlar ve mutlaka alırlar. Yaşasın feminizm. Anlamadın değil mi? Hayır. Yani eğer sen de onlara ulaşamayacakları bir hedef gibi gözükürsen canlarını ortaya koyacaklar ve alacaklar. Hadi bakalım, sıra sende. Haberdar et beni. Ülger, Tahra para harcatmayın. Arabayı otele kadar bırakın. Çok özel bir gece olması gerekiyor. Sonrasında kolonyada tutayım mı? Hanımefendiyi de bir arabayla istediği yere bırakırsan. Sana gitmeyecek miyiz? Kapat. Yapsana ya. Bizim mahalledeki köpeklere götüreyim ya. Garibanlar aç. Tabii beyefendi. Sana bakıyorum sana kahramanım. Efendim? Kahramanım. Ben mi? Evet sen. Gecenin bu saatinde bile hayvanları düşünen bir kahramansın sen. Kaç kişi kaldık dünya üzerinde bizim gibi düşünen acaba? Sağlığımıza. Hadi beni götür. Ay çok kızgındım. Nereye? Hadi. Sanırım geldik hanımefendi. Ne demek arabadan indiği gibi koşmaya başladı? Uygar şimdi mi söylenir bu? Ya adamın başına bir şey geldiyse? Tarık Altunay. Kısa boylu,
kilolu bıyıklı kel. Evet. Ne olur haber alırsanız beni arayın. Tamam. Teşekkür ediyorum. Tamam. Heh, memur bey. Tamam gerek kalmadı. Geldi geldi. Tamam teşekkür ediyorum. Ya ne kadar merak ettim biliyor musun? Arıyorum telefonlarını da açmıyorsun. Aramadım. Hastane karakol kalmadı. Geldim. Geldim ben. Takip ediyorsun ya. Evet, seni takip ediyorum. Çünkü seni çok merak ediyorum, tamam mı? Senin hayatında biri mi var? Hop 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 hop. Nereye gidiyorsun? Önce her şeyi anlatacaksın bana, anlatmadan gitmek yok. Ne oluyor? Bana çocuk kuşum gibi davranmaktan vazgeç artık. Büyüyemiyorum çünkü. Her şey glutensiz. Ekmek de glutensiz. Çapkınlık dersleri alıyorum. Ne yapıyorsun? Çapkınlık dersleri alıyorum. Kimden? Mehmet'ten. Mehmet kim ya? Mehmet. Bizim zengin tayfadan bir arkadaş işte ya. Abi senin zengin tayfadan arkadaşların mı var? Söyledim işte tanımazsın dedim. Ya o gün şoförüyle beni aldırmıştı ya. İşte parti varmış ona gittik takıldık biraz yani. Benim için endişelenecek bir şey yok Ada. Onu söylemeye çalışıyorum. İyiyim ben ya. E niye böyle bir ders alıyorsun sen? İşte. Çünkü... ben bilmiyorum bir şey ya. Abi özür dilerim. Böyle sürekli üstüne düştüğüm, sana çocuk gibi davrandığım için özür dilerim. Haklısın. Bunu bizim bir şekilde halletmemiz lazım Tarık. Bu çok hoş bir şey değil. Bir şey değil tabii yani. Başka yolları da var tabii. Ben yıllardır zaten... Canan tamam artık ya. Pardon. Ya vaz mı geçtik acaba? Benden bir halt olmuyor işte ya. Yok yok. Ne oluyor be? Benim burada çalışma sebebim o. Nasıl yani? Tam ben onun için işe başvurdum burada. Beğendim. Beğendim, fotoğrafı beğendim. Fotoğrafı beğendim ya, fotoğrafı beğendim yanlışlıkla. Hayır, geri de alamam şu an. Ben bunu nasıl geri alacağım ki? Sinyal çaktı. Kime çaktın? Ha? Yok, bir şey yok. Çapkınlık dersleri mi? Evet. Kim ki bu zengin Mehmet acaba? Hiç bilmiyorum ki kim olduğunu. Aa! Aa sen ne tatlı bir şeysin sen! Aa sen ne tatlı bir şeysin ya! Haydi gidelim. Hadi güle güle. Ada telefonun çalıyor. Yok canım benim telefon böyle çalmıyor ki. Ama ses sanki senin çantandan geliyor. Baksana. Nasıl benim çantamdan geliyor ya? Çalıyor işte. Açsana. Bu benim değil. Aç. Alo. Merhaba. Ne haber?
Güzel numara. Sıradaki numaramız ne? Balon mu uçuracaksın? Tabii ki hayır. Balon iptal. Balon, balon iptal. Köpekleri ne kadar sevdiğimi tahmin ettiğine göre herhalde küçük bir yavru köpek alacaksın bana. Ne alakası var canım? Köpeği al, köpeği al. Al çünkü. Dur bir tahminde daha bulunayım. Heykeltıraş olduğumu bildiğin için bir anda karşıma heykeller çıkaracaksın. Sonra ben de çok etkileneceğim. Kadınları bu kadar iyi tanıdığına göre sen işini bilirsin. Hayır bilmiyorum. Gerçekten. Çünkü sen tanıdığım kimseye benzemiyorsun. Sinyalini aldım. O bir yanlışlıktı. Yarın sabah saat 10. Sana bir sürprizim var. Bu sefer kırma beni. Ne olur. Lokasyon atarım. Lokasyon mu dedi o? Sizin aracınız karşı tarafta. Tamam, sağ ol. Vay. Araba yarışı izleyeceğimi hiç düşünmemiştim. İzlemeyeceksin ki. Ne yapacağım? Yarışacaksın. Ne? Hadi gel. Gel gel, çok güzel olacak, merak etme. Mutlu, buyurun, ben Asuman. Nasıl yardımcı olabilirim? Asuman Hanım merhaba. Ben Tarık. Merhaba Tarık Bey. Bizi aradığınız için teşekkür ederim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Beni artık görerek. Anlamadım. Asuman Hanım. Siz ki sabahlarımın neşesi. Siz ki öğlen aralarının sefası. Siz ki asansördeki koku. Siz ki güler yüzlü bir melek. Siz ki kadının niye yaratıldığının açıklaması. Tarık Bey, güzel sözleriniz için teşekkür ederim ama ben sizi tanıyor muyum? Ben aslında hep karşınızdaydım Asuman Hanım. Bir yemek yiyelim mi? Baş başa. Ne dersiniz? Olur. Tabii ki. Başka maruzatım yok Asuman Hanım. O zaman görüşürüz. Görüşürüz Asuman Hanım. İşliyor işte. İşledi. Hadi Mehmet'in yarışı var. Gelmiyor musunuz? Hadi hazırlan hadi. Bir dakika, bir dakika. Mert Bey nerede? Yarışı var, çalışmıyor mu? Yarışı mı? Ne yarışı? Offroad. Offroad mu? Şimdi biz de destek olmaya gidiyorduk. Sen de gel. Ya benim çok güzel bir haberim var. Onun yüzüne söylemem lazım. Kendin söylersen hadi. Tamam hadi, hadi ben de geleyim ya. Mert. Mert. Şunlar şey değil mi ya? Ben bir yerden tanıyorum adamı da nereden tanıyorum şey yapamam. Ne haber Mert? Nasılsın bakalım? Mert, co-pilotun pek bir cici hanımefendiye benziyor. Bol şans, ihtiyacın olacak belli. Ne yapmam gerektiğini söyle. Believe you. Believe you. Believe you. Believe you.
Geç şunları, geç. Dişi ve şunlara dikkat et. Hızlı. Kahretsin. Biraz sakin ol. Gül bakayım. Hadi canım. Evet. Doğru söylüyorsun. Bizim ev burası. Aa, şansa bak. Sen ciddi misin ya? Ciddiyim. Gerçekten bizim ev burası. Çok tatlı evmiş biliyor musun? Yani bayılıyorum ya böyle yeşillik falan. Aha. Böyle de bir kayıp oldu ya. Evet. Yarış da zordu. Gerçekten çok zordu. O zaman ben gideyim artık. Peki ne yapalım? Bir çay, bir kahve, bir şey. Başka zaman yapsak malum tost toprak. Oldu o zaman, şimdi konuşalım. Tabii temiz bir zamanda. Çıkması zor oluyor. Şey bu arada, o tulum. Son yarışımız değil herhalde. Oldu o zaman. Görüşürüz. Benzin bitti. Ya aslında hiç böyle bir köpek değildir ama. Hadi oğlum git sen. Hadi git. Hadi bakayım. Oğlum. Abime de o kadar söyledim. Oğluma bir arkadaş bulalım dedim ama. Kız arkadaş. Abinle mi yaşıyorsun? Hı hı. Şey, ailen peki? Öyle, abim de ben işte. Şey peki, abi ne iş yapıyor? Süpermarkette çalışıyor, muhasebe bölümünde. Süper, market? Aslında hak etmediği bir yer. Yani hak etmediği bir yer derken, daha iyi yerlerde olabilirdi. Daha iyi yerler derken? Abimin küçüklüğünden beri matematiği çok iyi. Yani çok iyiden de fazlası, fazla iyi. Üniversitede matematik bölümünü bitirdikten sonra aslında çok önemli fırsatlar yakaladı. Bazı önemli üniversitelerden davet falan da aldı ama gitmedi. Neden? Annemle babamı trafik kazasında kaybettikten sonra vazgeçti. Daha doğrusu beni bırakıp gitmek istemedi. Sen de hayatını ona adadın. Efendim? Benim sana bir şey söylemem lazım. Pardon.
Alo. Ne oldu, yakalayamadım seni. Uçtun gittin. Arkamdan öyle baka kaldım ya. Müjdemi isterim. Randevuyu kaptım. Bravo, tebrik ederim. Ya yüz yüze söyleyecektim ama kısmet değilmiş. Şimdi eve geldim sayılır. Yarın planlarımızı yaparız beraber, tamam mı? Evet, şey yapalım, yarın, tamam. Tamam, bay bay, bay, tamam, tamam, bak. Benim çok acil bir işim çıkıyor. Ben gerekiyor. Tabii. Görüşürüz yani, görüşürüz değil mi? Teşekkürler, yani şey için, bugün için. Bay bay. Aa, şey, araba? Araba, yarın aldırtırım ben onu. Abda! Hoş geldin abi. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? İyi, sağ ol sen. Gel, gel, çok mutluyum, çok. Deniz mi geldi? Yo. Benim hayatımda biri var. Yani görüştüğüm biri var. Allah Allah. Ne zamandır peki? Yani aslında uzun zamandır, uzun zamandır var. Kimmiş? Tanımazsın ama tanıştırırım, merak etme. Ada, ben ilk kez böyle şeyler duyuyorum senden. Bana bak, söyle o adama. Seni üzerse çok fena yaparım ona. Tamam. Sen anlat. Niye bu kadar mutlusun? Ne oldu? Benim iyi ki bir arkadaşım var artık ya. Benim için neler yapıyor bir bilsen. Sengi Mehmet'ten mi bahsediyorsun? Evet. Yalnız ona söyle. Seni üzerse onu fena yaparım. Heyecandan altıma kaçıracağım şimdi. Saçma sapan konuşma. Kontrolü kaybetmek yok. Hemen geliyorum. Nereye? Bak, işim geldi benim. Hemen dönüyorum. Nereye yazım? Hay Allah belanı. Pardon, ben karıştırdım, özür dilerim. Çok özür dilerim. Ne oluyor burada? Ya ne bileyim, arkandan tuvalete girdi, kaşını gözünü oynatıyor. Deli mi? Hayır, hayır, o şeyden oldu. Ben bu akşam için heyecanlandım. Sen onu... kimsin lan benim koruma? Şşş, arkadaşımı üzersen ben de seni üzerim. Mert Bey sizin arkadaşınız mıydı? Tamam, bir yanlış anlaşılmamış, uzatma. Hanımefendi, kusura bakmayın size. Fırçalardan çık. Ya şu an çok hassaslaştım. Yani arkadaşım falan deyince... Sen gerçekten benim kahramanımsın artık. Asuman gelecek, hadi yürü. Tamam, hemen geliyorum. Ben tuvalete gireyim, geliyorum. Gir, çabuk, çabuk. Burası değil, şu yanlış olmasın diye. Bu geceden itibaren senin karşındaki kız platonik aşkın Asuman değil. Seninle birlikte olmak için yanıp tutuşan Asuman olacak. Asuman içeri girdiğinde hızlıca dikkatini başka yere vereceksin. Yanına gelmesine birkaç adım kalana kadar onu fark etmeyeceksin. Eğer Asuman girer girmez ona kilitlenirsen, sanki bir anda zaman yavaşlayacak. Herkes susacak. Çok güzel bir müzik başlayacak. Oh, müzik başladı gerçekten. Asuman? Tarık? Öpüşmek için hafifçe yanaş. Hafif, hafif. Bırak o daha fazla eklesin. Perkin'in elini hafifçe beline koy. Hakimiyetini en baştan hissettir. Centilmence sandalyesini çek. Oturun.
Şimdi artık tek yapman gereken garsonla mükemmel uyum yakalama. Garsonla mı? Bana cevap verme. Ha, tamam. Bir şey yok. İlk randevuda masadaki erkekle servis yapan garsonun uyumu mükemmel olmalı. Seni hayal eden kadın için ilk resimler bu anlarda çizilir. Ben şimdi diyene kadar bekle. 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 Şimdi. Mükemmel bir uyum. Artık bırakalım o seni etkilemeye çalışsın. Şimdi sıra onda. Biz orada can çekişelim, hayat mücadelesi verelim. Çapkınımız burada böyle kızlarla mesajlaşsın. Kim o? Yüz vermiyorsa ben çözeceğim olayı. Hı? Yok. Ha yok ne ya? Sen ne yapıyorsun ya burada? Ya ağzıma tuvalete gitti. Çok heyecanlandım onun için yanına geldim. Sen yaklaş bakayım ya. İçkimiştin sen. Biraz. İçki içmek, dans etmek, şarkı söylemek yok. Her şeyi berbat edersin. Duydun mu beni? Tekrarla. İçki içmek, dans etmek, şarkı söylemek yok. Sırada ne var peki? Elini tutacak. Elimi mi tutacak? Nasıl olacak o? Ne sordun be? Git şuraya gelecek birazdan. Çabuk. Peki. Dediklerimi harfi harfi tekrarla. Şu çifti görüyor musun? Heh, bak. Birazdan masadaki içki yere dökülecek. Şu çifti görüyor musun? Birazdan masadaki içki yere dökülecek. Garsonun getirdiği tatlının içinden bir garsonun yüzük çıkacak. Garsonun getirdiği tatlının içinden bir yüzük yan çıkacak. Yan masada oturanlar aslında müşteri falan değil, müzisyenler. Hemen yan masada oturanlar aslında müşteri değil, müzisyenler. Ve adam diz çöküp kadına evlenme teklif edecek. Ve adam diz çöküp kadına evlenme teklif edecek. Benimle evlenir misin? Kız evet deyip sevinirken içkiler dökülecek. Kız dönecek. Evet deyip sevinirken içki dökülecek. İstersen bizim hakkımıza da bir tahminde bulun. İstersen bizim hakkımızda da bir tahminde bulunayım. Bulunsana. Ne yazık ki kız yarın... İşe ne yazık ki yarın sabah kız işine geç kalacak. Neden? Erkek ve kız yemeklerini yedikten sonra içkilerini içmeye erkek devam edecek. Erkek ve kız yemeklerini yedikten sonra içkilerini içmeye devam edecek. Kız erkeğe bana gidelim diyecek. Ve eve girer girmez ateşli bir şekilde öpüşmeye kız başlayacak. Kız erkeğe bana gidelim diyecek. Daha eve girer girmez... ateşli bir şekilde öpüşmeye başlayacaklar. Ve kız hayatının en unutulmaz gecesini yaşayacak. Hayatının en unutulmaz gecelerinden birini yaşayacak. Ne oldu? Yok bir şey. Her şey kontrol altında. Bu gece senin. Tadını çıkar. Sen gerçek bir dostsun. Beni de götürür müsün? Çılgın kalabalıktan uzağa. Lokasyon atarım. Kendine gel. Kontrolü bırakmak yok.
Mert Bey. Pahalı gömleğiniz, bronz teninizle böyle bir düğündesiniz. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Ama hiç merak etme. Arkadaşlar senin için bir tane rulo ayırttılar. Damadın yerine oturmadığım sürece bir sorun yok. Buyurun. Soruluyorsa ayakkabıdan hiç inmeseydiniz. Hala hanım diyor ya. Ben bu yozga şeker. Ne yaptım ben? Asuman Hanım, popomuzu kaydırdı. Popomuzu önünüze mi kaydırır? Kaptan, şimdi yolculuk nereye? Sana bir yer göstereceğim. Burası da işte benim abime sürprizim. Sürpriz? Hı hı. Ne ki burası? Ben küçükken annem hep buralarda tabaklarla koşturur dururdu. Babam da abimle birlikte tuttuğu balıkları şuraya koyar, sonra da pişirirlerdi. Şu tarafta kasa duruyordu. E tabii başında da abim. Belinde de çantası, komik komik hesap keserdi. Ben genelde denizden çıkmazdım. Böyle buruşana kadar suyun içinde kalırdım. Sonra da işte ada halkıyla hep beraber bu küçücük çatının altında otururduk, gır gır şamata, hikayeler. Sonra sattık. Hani üniversiteye gidecektik. Ailecek şehre yerleştik. Keşke gitmeseydik. Neyse işte şimdi geri aldım. Abim burayı işletse mutlu olsun diye. Çünkü abimin ben burayı ne kadar sevdiğini biliyorum. E zaten bitti gibi. Tabii bu arada senin de bunda bir payın var. Benim de payım var. Aldığın son Pontus. Yani tabii bütçeye küçük bir katkıda bulundu. Yıllardır yaptığım şeyleri sırf burayı geri alabilmek için satıyorum. Sadece burayı da almadım. Şurası. Doğduğum ev, yani doğduğumuz. Hadi gel iskeleye gidelim. Abimi bu çılgın kalabalıktan çıkarıp almak istiyorum. Burada her şeye yeniden başlayabiliriz. Abim çok iyi kalpli bir insan. Hatta çok fazla iyi kalpli bir insan. O yüzden çok çabuk kırılıyor. Bunu daha fazla üzülmesini istemiyorum. Peki sen? Ben? Sen. Senin ailen nerede? Ne yapıyorlar? Konu bana geldi yani. Babamı 6 yıl önce kaybettim. Başın sağ olsun. İşte bir uygar var. Tek ailem o. Babadan yadigar yani. Peki anne? Hani bana demiştin ya sen git diyenlerdensin diye. Ben hayatımda sadece bir kere gitme demek istedim biliyor musun? O da annem bizi terk ettiğinde arkasından git diye bağırdığımda. Ah.
Aslında ikimiz de geçmişte takılıp kalmışız. Tek bir fark var. Sen kaybolmuşsun. Bir istiridyenin kıymetli incisini sakladığı gibi saklarım seni. Bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındığı gibi korurum seni. Çok derin derin, derin derin, derin derin, derinlerimde ellerin bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ne diyorsun be? Benim. Hangi ben? Asuman. Şimdi sen bana kahvaltı yap. Ben krep çok severim, tamam mı? Krep yap. Alo? Evet, benim mi gelmem gerekiyor? Tamam, geliyorum. Günaydın. Günaydın. Yardım edeyim mi? Yok yok, her şey hazır. Buranın ilk misafiri sensin. Afiyet olsun. Eline sağlık.
Abi. Seni ne kadar çok sevdiğimi söylemek için. Ay kıyamam ben sana. Ben de seni çok seviyorum. Neredesin? Yanına geleceğim. Ben adadayım. Gelsene. Ne yapıyorsun orada? Abi gelince öğrenirsin. Hadi bekliyorum. İyi bari. Tamam. Geliyorum. Ya nasıl olsa her şey de artık hazır gibi. Göstereyim diyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ha, burayı. Tabii yani hazır her şey. Beklemenin bir anlamı yok. Hem belki gelmişken seninle de tanıştırırım. Süper olur. Ya benim de gitmem gerekiyor. Bugün nasıl yapalım? Tamam peki o zaman sonra yaparız. Yapalım ama. Hı? Buranın ilk misafiri sensin. Teşekkürler. Beni bırakıp gitmek istemedin. Sen de hayatını ona adadın. Aslında ikimiz de geçmişte takılıp kalmışız. Yıllardır yaptığım şeyleri sırf burayı geri alabilmek için satıyorum. Benim sana bir şey söylemem lazım. Sen kaybolmuşsun. Ben adadayım, gelsene. Kadınları bu kadar iyi tanıdığına göre sen işini bilirsin. Çünkü sen tanıdığım kimseye benzemiyorsun. Hayır, bilmiyorum. Gerçekten. Burası tekrardan senin. Hani bizim. Nasıl ya? Dükkanı geri aldım abi. Evi de aldım. Gerçekten. Canım. Hayır canım. Canım benim. Abi. Aa. Sen ne arıyorsun burada ya? Aa, günün güzelliğine bak, bir taşla iki kuş. Ne yapıyorsun burada? Ada hani sana söylemiştim ya. Benim arkadaşım bana hani şeyler... Çapkınlık dersleri veren. Çapkınlık dersleri mi? Hayır öyle bir şey değil o. Yani daha ayakları üzerinde durabilen bir tamam, adam. Tamam canım işte daha ayakları üzerinde duran bir şey yani. Neyse bak seni kız kardeşimle tanıştırayım. Bu arada sen Mehmet'sin çaktırma. Tarık. Dünyanın en güzel kız kardeşi. Ada. Bu da... Benim hayattaki tek dostum, tek arkadaşım. Mehmet. Tarık biz Ada'yla. Merhaba. Memnun oldum. Hoş geldin Mehmet. Anne. He? Sen burayı nasıl buldun ya? Ne arıyorsun sen burada? Yoksa yine birisini mi götürüyorsun? Ya bir arkadaşlarım buradaydı. Ne arkadaşı ya? Ha? Onları görünce... Ya neyse, biz niye buradayız biliyor musun? Burası bizim, bizimdi. Biz burada büyüdük.
annemizle babamızla. Ada burayı geri aldı. Bana sürpriz yaptı. Abi. Sen daha eve bakmadın. Merak etmiyor musun? Ben olsam çok merak ederdim. Çok merak ediyorum hakikaten ya, ama ayıp olmaz değil mi? Bir yere ayrılmayın da. Burada dur, hemen bakıp geliyorum. Tabii tabii abi. Abim nereden tanıyorsun? Bizim bir şirket. Ada bak, ben o gün üniversiteye seni görmeye geldim dedim. Yani çıkmıştım ya. Gitmedim. Seni izledim ben. Sen de şey deyince, yani abim ayakları üzerine duran biri olana kadar ben kendi hayatımı yaşamayacağım deyince... Sen de bana ulaşmak için abimi kullandın. Hayır, öyle değil. Seni mutlu edebilmek için önce abini mutlu etmem gerekir diye düşündüm. Sadece bu. Tamam, biliyorum. Çok... çok garip. Hadi ben bütün bunları... Git. Hadi ben... özür dilerim. Ben ilk defa... Git. Amacına ulaştın. Abimle benden uzak dur. Mükemmel hayatına geri dön. İskele aynı yerde. Her şey, hiçbir şey değişmemiş. Mehmet nerede? Gitti. İşleri varmış. Abi. Her şeyi burada başlayalım mı? Sıfırdan. Ben sana bakabilirim artık. Sıra bende. Gibi örttün üstünü, içinde tüm çiçekler birer birer titrediler. Uykusuzluğundan belli, kafanda birikintiler teker teker döküldüler. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz. Bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz. Bu su hiç durmaz. Ada, aklıma ne geldi biliyor musun? Sen burada öğrencilere atölye dersleri versen harika olmaz mı? Aslında ben okula yazıştım bile, olabilir diyorlar. Ne dersin? Olur, bakarız. Ada ne oldu? Yok bir şey. Heh, mail geldi. Bu ne böyle? Çince mi bu? Ay bu Tarık'ın hesabıymış. Ben benim zannedip açtım. Bu ne ya? Adam. Adam? Baksana bir şuna. Umarım iyisindir Tarık. Mail adresini şirketten aldık. O gün bizi çok üzdün. Umarım mutluluğu yakalamışsındır. Şirkette görüşmek üzere. Sun Yeon. Ne diyor bu ya? Bu ne böyle? Aa.
Abi. Ne oldu ya? Bu fotoğraftaki Asyalılar sana mail atmış. Ne diyor bunlar ya? Ana, Jackie Chan'lar. Bana bir şey anlatmak ister misin? Peki bana niye orada çalıştığını hiç söylemedin? Ya ne bileyim, sen o tarz şirketleri sevmezsin ya, yani kızarsın diye. Ne bileyim, bir de şey diyemedim ya. Asuman için ben şirkete girdim diyemedim yani. Özür dilerim. Abi gerçekten sen intihar etmek için çıkmadın değil mi o çatıya? Yok canım. Olur mu öyle şey ya? Ben oradan yanlışlıkla düştüm. Ama sonradan gerçekten az daha Mert'in balkondan aşağı düşüyordum ama tuttu kurtardı beni kolundan. Yani hayatımı kurtardı. Sadece hayatımı kurtarmakla kalmadı ada. Ben sana bahsetmedim ama o dönem ben çok kötüydüm, çok mutsuzdum. Şu anda bu kadar özgüvenli ve mutlu bir insansam bunu gerçekten Mert'e borçluyum ya. Beni korudu, kolladı. Benim için kavga bile etti. Mert hayattaki tek arkadaşım benim. Peki Asyalı adamlar? Mert'in ortakları olacaklarmıştı. Beraber bir anlaşma yaptık. Ne anlaşması? Beni bir ay içinde mükemmel adam yapma anlaşması. İsterseniz iptal edebiliriz Mert Bey. İnsanoğlunun istediği iki şey, mutluluk ve başarı. Bugün burada ikisini birden gerçekleştirmenin heyecanı içindeyiz. Bundan bir ay önce Mert Bey'in kurduğu bu mutluluk ülkesinin geçerliliğini test etmesini istedik kendisinden. Hayatından vazgeçmeyi seçmiş bir çalışanını tekrardan hayata döndürmesini istedik. Tarık Bey'i. Tarık Bey aramızda mı? Mert Bey. Tarık Bey nerede? Mutlu olduğu yerde. Kalabalıktan uzakta. Gerçek mutluluk. Bunun ne demek olduğuna dair çok büyük iddialarım oldu. Mükemmel olmakla başlayıp kusursuz olmaya varan bir tarif. Ben bu yalana inandım. Sizlere de inandırdım. Ve üzerinden milyonlar kazandım. Ama yanılmışım. Özveri, fedakarlık, kelimeleri bilmiyorsunuz değil mi? Ben de bilmiyordum. Asıl başarı ne biliyor musunuz? Kardeşini yalnız bırakmayıp tüm hayallerinden vazgeçen bir abi. Asıl mutluluk. Asıl mutluluk kendi hayatını, abisinin mutluluğuna adayan bir kardeş. Mutluluğu kusursuz olmak sandığım için asıl mutsuz olan benmişim. Meğer insanın mükemmel kalan kusurlarıymış. Ve aşk en güzel kusuruymuş hayat. Sence de çok sıkıcı değil mi?
Anlamadım. Ben de. Dakikalardır dinliyorum, hiçbir şey anlamadım. Sağlam bir dinleyicisiniz. Anlaşılan. Pek de boş sayılmam bu konularda. İsterseniz sizin için de hemen konuşmayı yorumlayabilirim. Buyurun, buyurun. Sahne sizin. Konuşmacı. Şirket ortaklığından bahsetmesi gerekirken neden başka hikayeler anlatıyor biliyor musunuz? Neden? Şirketi daha pahalıya satmak için. Yani burada konuşmacı, şirkette bir numara yok. Ben bunu anca hikayelerle kitlerim demiş. Öyle mi? Bravo. Vay çakal. Tam çakal. Belki de konuşmacı burada ilk kez başına gelen mutluluğu nasıl kaçırdığını anlatmak istemiştir. Gerçekte onu mutlu eden tek kadını nasıl kendinden uzaklaştırdığını. Ben özledim dese de olurdu. Bu kadar zahmete gerek var mıydı? Peki ben seviyorum dese olur mu? Ancak onunla mutlu olabilirim dese. Sizin gibi bronz birinden bu kadar romantizm beklemezdim. Güzel laf sokuyorsunuz ama efsaneyi dinleyince bana hak vereceksiniz. Hangi efsane? Pontus mu? Hayır. İkimizin. Yaşamak dop doluydu, akan pınarlar gibi. İnanmayanlar beklediler. Umutlarını borç verdin, cebinde hiç kalmadı. Dostların anlamadılar. Sen hep kendine önlemler aldın. Ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz. Bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın. Ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz. Bu su hiç durmaz. Gibi güzelliğin gizliydi, vereceklerin fazlaydı. İnsanlar inanmadılar. Sustun, sustun, konuşmadın. Sonra kaç
sen hep kendine önlemler aldın. Ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var. Bu su hiç durmaz. Bu su hiç durmaz. Sen hep kendine önlemler aldın. Ben kendime yasaklar koydum. Önümüzde barajlar var. Bu su hiç durmaz.